zorluyor. Peki Ünye'ye indirgediğiniz zaman olayı ya da Türkiye ile başlayalım. Türkiye turizme ne kadar hazır? Şimdi Türkiye turizmi derken Türkiye'yi 3 coğrafyaya ayırmak zorundayız. 7 bölgeyiz ama turizmsel coğrafya anlamında da 3'e bölmek zorundayız. Bunun tabii ki birinci ayağı Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi ve diğerleri olarak ayırabiliriz. Tabii ikinci bölgede ayırırken Ege'yi Marmara ile birleştirebiliriz yakın olduğu için. Çünkü İstanbul başlı başına bir devlet pozisyonunda turizm camiası anlamında. Hem büyük kongreler yapılıyor, buluşmalar yapılıyor. Zaten yatak kapasitesi bizim ordunun nüfusundan fazla, yani milyonları buluyor. Dolayısıyla bu anlamda diğer bölgelerimizde İç Anadolu, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgesini dahil edebiliriz. Tabii Akdeniz bölgesi her zaman hazır. Yani adeta bir 112 hizmeti gibi 7/24 hazır Oturmuş bir olan. sistem var zaten. Ama neden oturmuş İrfan Bey? Bunu aslında bizim Karadeniz bölgesinin çok iyi incelemesi lazım. Ben o sektörde ve o bölgelerde çalıştığım için iyi biliyorum. Çark o kadar dişlilerini birbirine oturtturmuş ki arada aksayan dişli olduğu zaman hemen birbirini tetikleyebiliyor, destekleyebiliyor ve o çarkı durdurmuyor. Ama bizim bölgesel indirgediğimizde bölgemizde bir defa turizm bilinci yok. Ordu'ya indirgediğimizde turizm yönetimi denen hiçbir şey yok. Ünye'ye geldiğimizde şuna emin olun, ben başkanlığını yaptığım için demiyorum. Yani Ünye Turizm İşletmeciler Derneği, Üntit olmasın, turizmin adını duyamıyorsunuz. Şimdi bakıyorsunuz turizm haftası, yani ne belediyemizden, ne kaymakamlığımızdan, ne diğer sivil toplum kuruluşlarından, ne de diğer basınlardan, ben size hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Araya cumartesi pazar girdiği için bugüne konu kaldınız. Üntit yoksa adeta Ünye'de turizm yokmuş gibi bir hava esiyor. Ve dolayısıyla bakıldığında Ünye'de turizmin kimliğine kavuşturan da Üntit. Yani Ünye'miz özüne baktığımızda, tarihine baktığımızda sadece bugün turizm şehri olmadı. Binlerce yıllık bir turizm hareketinin olduğu ama farkında olmadığı bir şehir. Buna neden diyoruz? 2000-3000 yıl önce Ünye'den İtalya'ya şaraplar gidermiş. Oradan ticaret insanları buraya bu ürünleri almaya gelirmiş. İpek yolu vasıtasıyla İç Anadolu'dan, Akdeniz'den gelenler Karadeniz üzerinden dünyaya açılırmış. Dolayısıyla bu hareket, yani ulaşım ve ticaret hareketi, turizmin bir paydaşı zaten. Hepsine baktığımızda Ünye geçmişinde de, bugününde de, yarınında da turizm şehri olmak zorunda. Yani o elbise Ünye'nin üzerine oturmuş durumda. Ama bizim burada yapmamız gereken şu: Ünye'yi biz 2005 yılında Hüseyin Şimşek abimizin önderliğinde kurduğumuz derneğimizi, şu an kendisi onursal başkanımız ve Ünye ve bölge turizminde çok güzel bir hizmet altyapısı olan İnkurçet Dağı'nda müthiş bir tesis yaptı ve inşallah bu yıl hizmete açılacak. Yani bu ve benzeri yatırımların çok güçlü şekilde hem yerel yönetim tarafından, hem kaymakamlık tarafından, hem sivil toplum tarafından sürekli gidilerek, ziyaret edilerek manevi destek verilmesi lazım. Yani Ünye tesislerine, işletmelerine bir selamla dahi sahip çıkabilir, destek verebilir. Biz işletmecilerimiz kimseden bize maddi destek verin demiyoruz. Ama en azından turizm haftası gibi, turizm sezonu gibi bir sezon geldiğinde, hani sokakta insanlar diyor ya, hayırlı işler kolay gelsin. Yani bir hayırlı işler denilmesi bizim gönlümüzü okşar, bize güç verir, o anlamda diyorum. Tamamını toparlayacağımız zaman korumalı turizm master planını biz 2005 yılında masaya koyduk. Yani aradan geçmiş 17 yıl. Şimdi baktığımızda bu 17 yılın her yılında bir hedefimizi yerel yönetim ciddiye alıp, kaymakamlık üst makamdan devlet temsilcisi olarak ciddiye alıp hayata geçmek için kol kola girseydi bizimle, emin olun Ünye'de şu an Kadılar Yokuşu'na beton saksılar koyulmazdı. Yani çok enteresandır. Çamlığımızda 3 yıldır bir şey yapıyoruz denip sadece bir restoranın ortaya çıkmazdı. Biz orada adeta Çamlığımız sadece Ünye'nin değil, İrfan Bey, bunu çok iyi bilmemiz lazım. Çamlığımız aynı zamanda Karadeniz'in bir nefes noktası. Karadeniz'e gelenlerin bir nefes noktası. Ama çınar suyumuz çarpı 3'ü 5'i aslında sezon anlamında. Ama maalesef hala Ünye'nin girişine bir kapı yaptıramıyoruz. Yani ben bu sorunun neden aşılamadığını da çözmüş de değilim.